Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle aşıklık geleneğinin tarihsel seyri üzerine sohbet edeceğiz. Aşıklık geleneğinin kökenini şairlik görevinin yanı sıra din adamlığı, falcılık, hekimlik gibi değişik meslekleri bünyesinde barındıran, oyun, kam gibi farklı isimlerle adlandırılan şamanlara kadar götürebiliriz. Zamanla kültürel ve siyasi değişimlere bağlı olarak bütün bu meslek dallarını icra eden şamanların bünyelerinde barındırdıkları bu meslekler ayrı ayrı uzmanlık alanları olarak ortaya çıkmıştır. Şairlik mesleğini ise Ozan Baksılar devam ettirmişlerdir. Ozan Baksı veya destan geleneği diye adlandırabileceğimiz İslamiyet öncesindeki halk edebiyatı geleneği Anadolu'da İslamiyet'in kültür potasında şekillenerek yeni bir hayat anlayışı ve zevkini cevap verecek biçim ve öz kazanmıştır. Anadolu'da Ozan Baksı geleneği yerini yeni bir kültürde oluşan yeni bir sanatçı tipine ve kültürün beğenisine cevap verecek aşık edebiyatı olarak adlandırılan bir geleneğe bırakmıştır. Kısaca Ozan Baksı geleneği 15. yüzyılın sonunda 16. yüzyıl başında Anadolu coğrafyasında yeni bir anlatıcı tipine dönüşerek aşık adını almıştır. Erman Artun'a göre aşık edebiyatının tarihsel gelişim süreci 3 bölümde incelenebilir. Aşık edebiyatı Ozan Baksı edebiyatı geleneğinin İslamiyet'ten sonra tasavvufi düşünce ve Osmanlı yaşama biçimi ve kabulleriyle birleşmesinden doğmuştur. Önceleri dini tasavvufi halk edebiyatı olarak gelişen milli Türk edebiyatı, 15. yüzyılın sonlarından sonra sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı yeni bir oluşum içine girerek aşık edebiyatı olarak şekillenmeye başlamıştır. Bu süreçte de 3 önemli etken vardır. Bunlardan birincisi kutsallıktan arınma, ikincisi kültürel farklılaşma, üçüncüsü de halkın yeni coğrafyada yerleşik düzende bireyselleşmesidir. Özkul Çobanoğlu ise aşıklık geleneğini şöyle tanımlar. Aşıklık geleneği bağımsız bir sosyokültürel kurum kimliğiyle ortaya çıktığı 16. yüzyıldan günümüze kadar Türk kültür yaşamı içerisinde yer alan, bütün öğeleri içine alan, Türk kültürünün bütün katmanlarınca özümsenen ve çağlar süren toplumun ortak kültür kodlarını oluşturan önemli bir kurum olmuştur. Türk sosyokültürel yapısı içinde oluşan serbest ve zorunlu kültür değişmeleri toplumsal dokuyu şekillendirmiş, yapısal ve işlevsel yönden aşıklık geleneğine önemli kaynak olmuştur. 16. yüzyıldaki aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı. Aşık edebiyatının ilk örnekleri hakkında yeterli bilgimiz yoktur. 16. yüzyılın sonlarına doğru yazıldığını sandığımız örnekler, ilk örnekler olarak niteleyeceğimiz kadar olgunlaşmış örneklerdir. Bu yüzyılda aşıklık geleneği Anadolu ve Rumeli aşıklarının yanı sıra Kuzey Afrika'da çoğu kahramanlık ve savaş üzerine şiir söyleyen Garp ocaklarına mensup aşıklar tarafından iki koldan sürmüştür. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti siyasi kudret açısından tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşırken dil, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında da gelişmesini sürdürmüştür. Bu yüzyılda Osmanlı dünyanın cazibe merkezi olurken dünya siyasi hayatında söz sahibi küresel bir aktör haline de gelmiştir. Bu devirde halkın kültür ve refah seviyesi olabildiğince yükselmiştir. Bu yüzyılda Osmanlı'nın saltanat makamında 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet bulunmuştur. Seyyid Ali Reis gibi klasik şiirleriyle tanınmış denizcinin halk şairleri tarzında türküler yazdığını da bu yüzyılda görmekteyiz. İmparatorluğun ilk kurucusu Osman Gazi'ye isnat edilen hece vezniyle ve dörtlük şeklinde yazılmış şiirlere de rastlanmaktadır. Osman Ertuğrul oğlusun, Hakk'ın bir kemter kulusun, Oğuz Karahan neslisin, İstanbul'u aç, Gülüzar yap. En eski şiir parçası ise Anadolu coğrafyasında yine Bahşi adlı bir saz şairinin 1. Selim'in Mısır ve İran seferleri hakkında yazdığı küçük bir destandır. Bu destan hecenin 8'li vezniyle yazılması onun eskiliğini göstermesi bakımından da önemlidir. Bununla birlikte aşığın adının da Bahşi olması bize yine Ozan Baksı geleneğini de hatırlatmaktadır. Ozan adlı saz şairi de bu yüzyılda yaşamıştır. Şiirini hece vezninin
sekizdesiyle yazmış olması, dili ve edebi şekli bakımından ayrıca mahlası da onun ilk aşıklar arasında olmasını kuvvetlendirir. Fuat Köprülü, Bahşi ve Ozan adlı aşıklar haricinde bu yüzyılda 10 tane daha saz şairinin yaşadığını belirtti. Bunlar Kul Mehmet, Öksüz Dede, Köroğlu, Hayali, Geda Muslu, Çırpanlı, Armutlu, Kul Çuha, Oğuz Ali, Pir Sultan Abdal'dır. 17. yüzyılda aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı. Aşıklar bu yüzyıldan sonra teşkilatlanmıştır. Aşıkların seyahatleri yaygınlaşmıştır. Bu yüzyılda güçlü aşıklar yetiştiğini görmekteyiz. 17. yüzyılda aşık edebiyatı gelişim evresini tamamlamıştır. Divan şiirinin zirvede olması nedeniyle bu çevreye yakın aşıkların şiirlerinde divan şiirinin şekil ve bezni kullanılmıştır. Bu nedenle dil ağırlaşmış, Farsça ve Arapça sözcükler ise şiirde görünmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin geniş sınırlara erişmesi ve güçlenmesi aşık edebiyatına da yansımıştır. Ordu içinde yetişen aşıklar askerlerin cesaretini arttırmış, onları eğlendirip motive etmişlerdir. Bir kısım aşıklar, Yeniçeriler, Sipahiler, Leventler gibi askeri topluluklar arasından yetişmiştir. Bu aşıklara Ocak aşıkları da denmektedir. Aşıklık geleneği bu yüzyılda şekil, tür ve konu bakımından mükemmeli yakalamıştır. Aşıklık geleneğinin kuralları belirlenmiş ve bunlara uyulmaya başlanmıştır. İlk şairname Aşık Ömer tarafından bu yüzyılda yazılmıştır. 17. yüzyılda yaşamış olan aşıklar ise Kamil, Kuloğlu, Temaşvarlı Aşık Hasan, Katibi, Aşık, Kayıkçı Kul Mustafa, Aşık Ömer, Gevheri, Üsküdari, Dedemoğlu, Ahu Dede, Kul Nesimi, Seyyahi, Kul Musli, Yamak, Keşfi, Mecnun, Kul Deveci, Şahbende, Demircioğlu, Afife Sultan, Ercişli Emrah, Öksüz Aşık, Üsküdari, Yazıcı, Ethemi, Karacaoğlan gibi pek çok aşık mevcuttur. Ancak Karacaoğlan'la ilgili 16. yüzyılda, 17. yüzyılda yaşamış birbirinden farklı Karacaoğlanların varlığından söz etmekteyiz. Bu durumda Karacaoğlan'ın hangi yüzyılda yaşadığı ile ilgili çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılın en tanınmış iki şairi Aşık Ömer ve Gevheri'dir. Sonra gelen şairler arasında bu ikisi büyük üstadlar olarak kabul edilmiştir. Ancak edebi değer ölçüsüne göre Aşık, Kuloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu ve Kayıkçı Kul Mustafa'nın bu asırda yetişmiş birinci dereceden saz şairleri oldukları da bilinmelidir. Ayrıca aşık tarzının özelliklerinden kaçarak divan şiiri zevkine fazlaca kapılan ve Karacaoğlan'ın öncülük ettiği halk şiiri geleneğini duruluktan ayıranların başında ise Aşık Ömer ve Gevheri gelmektedir. Aşık Ömer'in şu şiiri dönemi yansıtması açısından da önemlidir. Öksüz aşık deyişleri aseldir, Karacaoğlan ise eski meseldir. Ezgisi çağrılır, keyfe keseldir, biz şair saymayız öyle ozanı. 18. yüzyılda aşıklık geleneği ve aşık edebiyatına baktığımız zaman 18. yüzyılda Osmanlı'nın siyasi tarihinde önemli olaylar olmasına ve imparatorluğun büyümesine rağmen aşık edebiyatı gelişimini devam ettirememişti. Bu yüzyılda aşıklar 17. yüzyıldaki aşıkların edebi gücüne ulaşamamıştır. Buna rağmen divan şairlerine göre daha canlı ve hayati konularda da şiirler yazmıştır. Bu gelişimin devam etmemesinin nedeni biraz önceki verdiğimiz örnekteki gibi Aşık Ömer ve farklı divan şairleri tarafından ozanlığın, aşıklığın küçümsenmesi ve aruz söyleyemeyenlerin ötekileştirilmesi olarak da görülmelidir. Bu yüzyılda divan edebiyatından etkilenen aşıkların sayısı artmıştır ve aruzu kusurlu bir biçimde kullanmışlardır. Bu dönemde kahvehanelerde, bozahanelerde, meyhanelerde ve panayırlarda ellerinde sazlarıyla şiirler söyleyen aşıklara her yerde rastlanmaktadır. Aşıklık geleneği bu yüzyılda çok yaygınlaştı. Hatta divan şairlerinin yer aldığı şuara tezkirelerinde de aşıklara rastlanmaktadır. Nedim gibi divan şairlerinin de halk şiiri örnekleri verdiği de görülmektedir. Köprülü'ye göre içtimai muhitin bu uygun şartları içinde İmparatorluğun her tarafında birçok saz şairinin yetişmesine ve aşık tarzının umumi bir inkişaf göstermesine rağmen 18. asırda 17. asır saz şairleriyle mukayese edebilecek bariz bir şahsiyet yetişmemiştir. Bu yüzyılda yetişen hiçbir aşığın şöhreti bir sonraki yüzyıla kadar yayılmamıştır.
Bu yüzyılda yetişen önemli aşıklara baktığımızda Ravzi, Ali, Hocaoğlu, Hükmü, Katibi, Derviş Musa, Levni, Mecnuni, Şemmi ve diğerleridir. 19. yüzyıl aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu hem içeride hem de dışarıda büyük sorunlarla uğraşmıştır ve toprak bütünlüğünü koruyamamıştır. Fransız ihtilalinin yansımaları neticesinde ulusçuluk akımıyla Balkanlar'da topraklar birer birer kaybedilmiştir. Mısır ve Boğazlar sorunu, Yunan, Rus ve Kırım Savaşı gibi sorunlarla uğraşılmış ve imparatorluk yavaş yavaş parçalanmıştır. Divan edebiyatında ise mahallileşme akımı artarken aşık edebiyatında divan şiirinin etkileri artmıştır ve böylelikle aşıklar halktan uzaklaşmaya başlamıştır. Aşıklar, Aşık Ömer ve Giyeferi etkisinde kalarak aruzlu şiirler yazmaya devam etmişlerdir ve divan şiirinin nazım şekillerini kullanmaya başlamışlardır. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde ise Arapça ve Farsça kelimeler artmıştır. Aşık edebiyatı 19. yüzyılın ikinci yarısında toplumdaki değişim ve gelişmeler, ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle aşıklık geleneği gerileyip gelenekten uzaklaşmaya başlamıştır. Osmanlı'da bu yüzyılda aşık sayısı artmış ve aşık zümreleri oluşmaya başlamıştır. Bu yüzyıl aşıkları hakkında daha çok bilgiye sahiptir. İmparatorluğun parçalanması, politik ve sosyal değişmeler aşık tarzı geleneğin şiir konularını da etkilemiştir. 19. yüzyılda İstanbul aşık edebiyatının gelişmesi bakımından uygun bir merkez olmuştur. II. Mahmut'un aşıkları himaye etmesi bunda etkilidir. İstanbul'da ortaya çıkan semai kahveleri, gezginci aşık tipinden yerleşik hayata geçen meydan şairleri tipini ortaya çıkarmıştır. Bu aşıklar kahvehanelerde mani, destan, koşma, divan, semai türünde de şiirler icra etmişlerdir. Diğer bir değişiklik ise usta-çırak ilişkisinde meydana gelmiştir. Aşık kolları dediğimiz bir gelenek ortaya çıkmıştır bu yüzyılda. Bu kollar çıraklar tarafından ustalarının icra biçimlerini devam ettirmeleri neticesinde var olmuştur. Örneğin emrah kolu, ruhsat kolu, şenlik kolu, dertli kolu gibi. Yazılı kültürün yaygınlık kazanması neticesinde aşıkların çoğunun okur-yazar olduğu da görülmektedir. 20. yüzyılda aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı. Aşıklık geleneği eski önemini yitirmeye başlamıştır. Özellikle imparatorluğun yıkılıp cumhuriyetin kurulmasıyla değişen sosyal hayat ve maddi sıkıntılar bu zümreyi yaratan ve besleyen toplumsal dinamikleri de değiştirmiştir. Yeni iletişim araçlarının ortaya çıkması, ikinci kültür ortamının hızla yaygınlaşıp, birinci kültür ortamının tahtını ele geçirmesi, sanayileşme gibi nedenlerle geleneğin ikinci plana atıldığını görmekteyiz. Ayrıca aşıklar büyük şehirlerden kırsal bölgelere doğru göç etmeye başlamıştır. Uluslaşma çabaları neticesinde aşık şiirinin dili de sadeleşmeye başlamıştır. Hece ölçüsü yeniden yaygınlaşmıştır. Aşık fasılları, atışmalar gibi eğlenceler düzenlenmiş ve gelenek daha çok Anadolu'da yaşatılmaya başlanmıştır. İlk 1964'te Sivas'ta düzenlenen ve Konya'da geleneksel bir yapı kazanan Aşıklar Bayramı ile geleneğin temsilcileri yerelden ulusala taşınmış, aşıkların birbirleri tanımaları neticesinde de geleneğin yapısal unsurları daha iyi öğrenilmiştir. 21. yüzyılda ise aşıklık geleneği, ikinci kültür ortamının daha çok yaygınlık kazanması neticesinde, önce yazılı, sonra radyo, televizyon ve internet gibi teknolojileri kullanarak sanal ortamda ya da elektronik kültür ortamında yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste görüşmek üzere. Esen kalın.